Sayın seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi okul servis taşımacılığında serbest piyasa uygulamasına geçildiğini açıkladı. Uzmanlar bu uygulamayla servisçilerin okul önlerinde öğrenci kapma yarışına gireceğini söylüyor. Buyurun izleyelim efendim. Çay elinden öteye ciderum yali yali ciderum yali yali ciderum yali. Rastgele abi, var mı bir şey? Yok be kardeşim. Vursun diye bekliyoruz işte. Tamam, haydi şansın açık olsun. Allah! Allah! Yaya bir çocuk! Ulan şimdi seni avlamaz mıyım ben? Uup! Vurdu, vurdu! Vurdu işte, vurdu! Ne oluyor ya? Hop 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 hop! Ne oluyor kardeşim? Bırak bakayım, önce ben gördüm. Yok ya, iki saattir pusuya yattım, bekliyorum burada. Asıl ben gördüm. Lan bırak diyorum, bu öğrenci benim. Ulan neden senin? Benim, 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 benim. Alo, hop hop! Ne yapıyorsunuz lan oğluma? Servise kayıt yapıyorduk abi. Asıl bizim servise kayıt yaptırıyorduk abi. Ya kardeşim manyak mısınız siz? Bırakın oğlumu ya. Baba ya, beni iki saattir sağdan soldan çekip duruyorlar. Olmaz, bırakmayız. Kaydetmeden hayatta bırakmayız. Ya güzel kardeşim, benim arabam var. Çocuğu ben götürüp getiriyorum okula. Bıraksanıza ya. Ha. Öyleyse onu baştan söylesene abicim ya. Arabası varmış. Kusura bakma abi. Şimdi serbest piyasa uygulaması geldi ya bize. Rekabet vahşileşti biraz tabii. Yaya görünce sahipsiz sandık, avlayalım dedik. Yani kayıt yapalım dedik. Yürü evladım yürü. Bunlar hepten sapıtmış, yürü evimize gidelim. Abi olur da kaza falan yaparsanız, araba pert falan olursa bizim servise yazdırın ama, tamam mı lütfen? Sayın seyirciler, okulların açılmasıyla beraber pek çok yeni öğrenci ders başı yaptı. Fakat velilerin cebinden bu yıl okul için %30'dan daha fazla para çıkacak. Bu da velilerin gözünü korkutmaya fazlasıyla yetiyor. İzliyoruz efendim. Hanımefendi, iyi günler. İyi günler doktor bey. Çok acil bir vaka olduğunu bildirmişsiniz. Efendim, hem de çok acil. Evlerden ırak bir illet başımıza musallat oldu. Anlıyorum. Konu neydi acaba? Bizim ufak oğlan bu sene okula başlayacak. Hayırlı olsun, ne kadar güzel. Fakat korkuyor. Neden korkuyor? Okuldan tabii doktor. Okul deyince bizimki korkuyor. Yataktan çıkmadı bütün gün. Anlıyorum. Ya biz zaten son zamanlarda bu tip vakalarla sürekli karşılaşıyoruz hanımefendi. Siz merak etmeyin. Ben hemen halledeceğim meseleyi. Her şey psikolojik çünkü. Ay, onun psikolojisi bozuldu, bizimki de bozuldu. Siz sakin olun, sakin olun. Ben bir seansla bitireceğim problemi. Nerede minik yavrumuz? Oha! Bu mu sizin minik yavru dediğiniz? Kim bu Hanife? Kim bu? Ne istiyor bizden? Korkma Muhittin. Doktor o doktor. Allah Allah. Doktor bey, ben sizi oğlum için çağırmadım ki zaten. Kocam için çağırdıydım. Nasıl yani? Okul korkusu yaşayan kocanız mı? Baba, ben okula gideceğim. Ne? Okula mı? Gitme. Gitme okula, gitme. Ya baba, bugün de mi gitmeyeyim? Hem daha doğru dürüst alışveriş bile yapamadık. İşte böyle doktor bey. Bizim çocuğun okula başlama zamanı gelince kocama bir haller oldu. Yataktan çıkaramıyoruz. Okul masraflarından korkuyor. Ne yapacağız? Vallahi çok ilginç bir vaka hanımefendi. Açıkçası eşiniz için ne yapabiliriz ben de bilemiyorum. Hadi baba ya, okula gidelim. Gitmem. Gitmem, ben okula gitmem. Sen de gitme çocuğum. Gitmeyelim okula. Lan eşek kadar adam. Susun lan. Sayın seyirciler, siyasilerin politik manevraları meşhurdur. Özellikle sorulan sorulara kaçamak yanıt vermeleri ve asla sorulan soruya net cevap vermemeleri bir politikacının bilindik üslubudur. Buyurun izleyelim efendim. Sayın seyirciler, bu akşam ünlü siyasetçi Cemil Böğürtlen'le birlikteyiz. Sayın Böğürtlen, hoş geldiniz, nasılsınız? Efendim, önemli olan bizim nasıl olduğumuz değil, halkımızın nasıl olduğudur. Evet, çok doğru, çok doğru. Efendim, bugün sizinle ülke gündemi hakkında konuşmak istiyoruz. Konuşalım efendim. Şimdi efendim, bakın, bir siyasetçinin görevi kamuoyunun merak ettiği tüm hususlarda vatandaşı açık seçik bilgilendirmektir. Şimdi mesela bilgi çok önemlidir. Bakın, son transfer dönemi kapanmadan Galatasaray kimi transfer etti? Kimi? Kimi? İşte ben de bilmiyorum. Kimi etti? Evet, çok doğru tabii. Peki Sayın Böğürtlen, şu konuya geçmek istiyorum. Sizce Suriye'ye müdahale gerekli mi? Şimdi müdahale etmenin ötesinde 4-4-2 oynayarak mücadele etmek bence daha doğru. Neyle mücadele etmemiz lazım? Zor koşullarda mücadele etmemiz lazım. Çalışmak lazım, didinmek lazım. Biz bunun için parti olarak görev bekliyoruz.
Evet Sayın Böğürtlen, ben tam olarak onu sormamıştım ama... Ben de zaten tam olarak onu cevaplamamıştım ama... Anlıyorum. Bir başka önemli konu da malumunuz çözüm süreci. Siz çözüm sürecine destek veriyor musunuz? Şimdi çözüm süreci çok hassas bir konu. Yani çözümsüzlük çok kötü bir şey. Yani bunu vatandaşa ne bileyim anlatmak lazım. Yani çözümsüzlük dediğin çok çok çözünürlülüğü olan bir şeydir. Yani problem isteyen var mı bu durumda? Yok. Evet Sayın Börtlen, anlamadık ama şunu sormak istiyorum. Ekonomik göstergeler için yorumunuz nedir? Bak şimdi orada dur. Ekonomik göstergeler çok önemlidir. Örneğin bir arabanın hız göstergesi bozuksa ne olur? Ne olur? İşte ben de sana soruyorum, ne olur? Şimdi anladım ha. Anlaşılan Sayın Börtlen de tıpkı diğer siyasetçiler gibi sorduğumuz hiçbir soruya kesin yanıt vermeyecek sayın seyirciler. Değil mi Sayın Börtlen? Sonbahar geldi. Havalar da soğudu yavaş yavaş değil mi? Evet. 2 kere 2? 5. Yani belki de 6. Anlaşıldı efendim. Hadi bakalım. Sizlere kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ ol. Sayın seyirciler, kamuoyunda uğursuz koltuk olarak anılan, son 2 yılda 3 belediye başkanının oturduktan kısa süre sonra vefat ettiği makam koltuğu satılığa çıkarıldı. Yeni belediye başkanı uğursuz koltuğu satıp kendisine yeni bir makam koltuğu alacak. Buyurun izleyelim efendim. Gel vatandaş gel. Az kullanılmış neredeyse 0 kilometre makam koltuğu burada. Gel vatandaş gel. Hop birader, makam koltuğu ister misin? Vallahi bilmem ki ama hayırdır, neden satıyorsunuz siz bu makam koltuğunu? Rahat değil mi yoksa? Olur mu kardeşim? Gel bir otur istersen. Bak o kadar rahat ki insanın oturdukça oturası geliyor. Bir oturan bir daha kalkmak istemiyor. Sorun ne o zaman? Ha anladım. Bu o koltuk. O uğursuz koltuk bu değil mi? Hani o her oturanın öbür dünyaya göçtüğü koltuk bu. Yok birader, o değil. Başka koltuk bu. Bir makam sahibi olarak koltuğunu niye satıyorsun o zaman kardeşim? Görülmüş şey mi bu? Kardeşim ben makam sahibi değilim ki. Değil misin? Kimsin o zaman? Normal vatandaşım. Tamam bu koltuk uğursuz bir koltuk ama bizim için uğursuz bir koltuk. Kim gelip oturduysa seçilene kadar verdiği bütün sözleri, bütün vaatleri unuttu. Öyle lanet bir koltuk ki ben de bunu satayım dedim arkadaş. Gel vatandaş gel. Kardeşim sen de almayacaksan durma hadi. Gel vatandaş makam koltuğuna gel. Aha memur bey, aha koltuğumu çalan adam işte bu. Eyvah sahibi geldi. Hadi abicim ben kaçar. Anam yakalayın, makamımı kaçırıyor. Ben o koltuk olmadan bir hiçim memur bey, yakalayın çabuk. Gel vatandaş gel. Biraz da sen otur gel. Cukka burada. Kıyak emeklilik bu koltukta. Dokunulmazlık burada. Gel vatandaş gel. Gel lan buraya. Kaçma lan, gel lan buraya. Kaçma demokrasi düşmanı, kaçma. Benim o koltuk benim. Benim o koltuk, kaçma. Sayın seyirciler, Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.